Varmıyorlar. Kapıya varmıyor. Kokuyor. Kokuyor. Ya hiç sorma, o ben koyun etini severdim. Bu sene oldu da. Bu seneki kurban etini çocuklar benim kokuyor dediler ya. Vallahi beslentisinde var. Etme ya. Vallahi bulanıklığı o Ali'den aldım. Beslentisinde. Yeminden mi diyorsun sen? Pancar yiyen hayvan çok kokar. Ya kokar mokar, ben çocuklara hep koyun yediriyordum. Bu sene dediler ya, bu çok kokuyor dediler ya. Doğru. Allah Allah. O kokusu, sığır da kokuyor, kendine göre bir kokusu var. Yeminden. Bir de onda haklısın. Şimdi sen Almanya şeyin anlat bakayım, hatıranı anlat. Kaç yılında gittin, ne kadar kaldın, ne yaptın? 1970'te terk ettim. Geri 2,5 yılını say gari, geri indirsen. Öyle mi? 68'de mi? 67'de. Yok ya. 77'de mi? 67. 67. 67-68'de gittin. O Musa Kazım abiyle beraber mi gittiniz? Ya ben onlardan 3 ay sonra gittim. Aynı yıl aşağı yukarı. Evet. Ne yaptın abi, oraya gittin sen? Nasıl hastalandın? Nerede çalıştın? Cemalettin işte, acık köyden yetişmiyor. Fakir yetiştik ya. Tamam. Para kazanacağız da herhalde acık boğazımızdan kıstık. Kıstık. Efendim, orak kışımış. Biz atletçe yatıp kalkmaya bir battaniye verdiler. Ondan dolayı... Şantiyede mi kaldınız abi? Şantiyede falan mı kaldınız? Büyük lojman vardı ya. Ha, lojmanda evet. Lojman çok modern. Evet. Islak suyu. Hangi vilayetinde kaldın abi? Hangi vilayetinde kaldın? İspaden'in Başyoğalbağ ilçesi Kıtanbağ köyünde kaldık. Evet. Can, onlar köy diyecek yeri yoktu da. Tabii. Bana göre köy. 2,5 sene. İşim de güzeldi. İşim de ayak işiydi. Var gel ya. Evet. Toz yok, toprağı yok. Yapma ya. İşte hastalandım. Hastalandım. Ama orada tedavi olurdun ya. Ben gittim, doktora da gittim. Ameliyat ettiler. Apantist dediler, bilmem neydiler. Evet. Mide var dediler. Edemedim. Velhasıl edemedim. Burada öleceğim dedim. En iyisi gideyim de kenarının koca bunlardan bir su içeyim. Yok ya. Öyle mefal edeyim. Yok ya. Buraları özledin ha. Ya suyunu özledim her şeyden. Abi her giden o zaman şey mi düşünüyordu? Ben para kazanıp dedi geri döneyim mi düşünüyordu? Kalmayı hiç düşünmüyor muydu? Yok canım, kalma bile nerede bizim ya. Düşünmüyordu ha. Biz 3-5 kuruş. Kazanacağız geleceğiz. Kazanacağız döneceğiz. O da arkadaşım vardı, Antalyalı. Evet. Ben 50 oğlak parası kazansam burada durman diyordum. Bak. Antalya dağları bizim için diyordum. Bizim, sen de diyorsun bir traktör alayım tamam diyordum belki. Ha bir traktör. Vay be. Vay be. Buradan giderken bize öyle dedi. Şube reisi binbaşı mıydı, yüzbaşı mıydı? He. Almanya'dan ne getireceksiniz dedi. İçeri getireceğiz. E biz de onu görüyoruz. İçeri getirmem. Sanat getireyim. Yani bizim sanatla uzaktan yakından hiç alakamız tabii yok. Tabii canım. Evet. Yabancı geliyor bize. Doğrudur. Biz bir traktör oldu mu tamam. İş bitti. Tabii bir tesisatçı, bir elektrikçi olsan çok daha farklı olur mu? Tabii. Çok daha farklı. Evet, eğitilmeden gitti herkes ya. Evet. Bir, şu ara 25 numaralı makineye buradan malzeme götürecek. 30 numaralı makineye eşeğe götürecek. İndir, bindir, asıl sonra. Evet. Bizki ara işiydi de ben memnundum işimden. Fakat olmadı işte. Almanca öğrendin değil mi Epi'yi? Almanca, gittiğim arkadaşlar beraber gittik. Bir Nevşehirli, iki mi, üç mü Kayserli. Evet. Onlarla beraber yere verdiler. Ben çok çalışırdım, kitap aldım Almanca. Ben öyle dedim. Alman gelirdi cumartesi gün. Mesai verecek karım, fabrikanın temizlenecek yeri. Şu dinle çaktığımı gavur bir şey diyor. Bizi anladı o gibi. Yok ya. Tercümanlık yapıyordu da. Tercümanlık. Valla abi oranın tabii sosyal yönü çok daha iyi. Yani emeklisi para yetmediği zaman mesela İsmail gösterdi. Emeklisi yetmemiş. İsmail'in düşük maaşı. Çalıştığı gün az yani. 1800 euro hesabına ilave para yatırıvermiş. Doğru. 1800 euro gösterdi adam abi dedi İsmail. 1800 euro. Hani orada belediyeye müracaat ediyormuşsun. Belediye bunun kirası şu, yiyeceği içeceği şu, ilave ediyormuş parasını. Aslında bağlantı kesmesen olurmuş.
Ama hastalık diyorsun. Mecbur kaldım. Ha, mecbur kaldım. Burada da doktora gittim, gitmedim diye. Eskişehir'e gittim, Akşehir'e gittim. He. Sonra tedavi oldun. Tedavi olamadım. Tedavi olamadım. Oldun da sonradan. Ha. Benim küçük, büyük olan şeyde de sancı. Böyle ümbelerdim odanın içinde. Yapma ya. Ne teşhis ne koyuldu ona? Mide. 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 Vay be. Demek ki 70'te geldin ha sen. Az kalmışsın ya 2,5 sene. Az kaldım az. Oradan da abi senin bir emekli şeyin var mı? Yok. Almanya'dan. Yok. Araştırdın mı hiç yani? Onlar hiç araştırmadım. Ben burada o şeye denk geldi işte. Buraya saydırdın mı yoksa? Saydırmadım da. Olur mu ya? Burada emekli oldum. 2 senede para yatırdım. Tamam. Evet. Aslında onu bir sorsan orada mutlaka senin şeye, sigortaya paran yatmıştır. Olabilirsin yani. O sigorta parasını ben 2 sene doldurunca gittim Konya'ya müracaat ettim. Aldın öyle mi? Onu aldım ben. Tamam. Ha aldın. Ha. Almasaydın emekli verirlerdi belki, sana belki. Belki de. Onu da nerede düşünüyoruz ya? Gidip gelen arkadaşlardan sordum da. Evet. Öğrendim de. O parayı dediler. Kesinti paranı. Konya. Afyon'da falan sigorta yoktu o zaman. Tabii yoktu. Konya'ya gittim. Orada müracaat ettim evraklarımla. Adam ne ettiyse etti öyle. Paranı verdi. Ha. Tazminat olarak vermiş demek hepsini. Ha? Tazminat gibi ödeyivermişti yani. İşten hemen değil de 3 ay sonra gelmişti. Sana. Geldi. 6,000 küsur lira para verdiler. Tamam. Belki onu almasaydı şimdi bir daha oradan da emekli gelirdi. Belki olur. Bilmiyoruz ya. Yani. Her şey araştırmaya bağlı. Araştırmaya bağlı evet. Evet. Valla ben Almanya'ya gitmedim. Cengiz gitti. Bizim olan bir hafta dolaştım diyor ayağım toz olmadı diyor ya. Tertemiz her taraf diyor ya. Şurada Salzburg vardır. Ha. Yani Salzburg'a girdin mi ötüyenli değişir. Her yer. Evet. Bulgaristan'dan geçiyorum. Tabii. Ona bakar. Yorum şeyde. Her bataklıkta domuz güderler. Onu görürüz. Evet evet. Vay be. 70 az değil ya. Kaç sene oluyor? 53 sene önce gelmişsin. Vay be. Ama tam genç gitmişsin ya o zaman. Çok genç. Gitmiş. Çok genç evet. İyi, iyi maşallah. Sen horozu öteceğe tuttu vallahi. İyice sor o zaman. Evet Halil abi.